Merhaba arkadaşlar. İkinci dersimize hoş geldiniz. İkinci dersimizin konusu temel bilgisayar kavramları. Bir önceki dersimizde bilgisayarla ilgili temel kavramlar üzerinde durmuştuk. Bilgisayar nedir? Bilgisayarın nasıl bir yapısı vardır? Temel çalışma ilkesi nasıldır? Bunlar üzerinde durmuştuk. Mikrobilgisayarın blok diyagramı üzerinden bilgisayarın çalışma ilkesini anlatmıştık. İşte giriş işlem çıkış döngüsel yapısı içerisinde veri işleyen tüm cihazları bilgisayar sistemi olarak adlandırmıştık. Ve dedik ki bilgisayar bir sistemin adıdır, bir cihazın adı değildir. Bilgisayar bir sistemdir. Bunun içerisine birçok cihaz girebilir. Bu cihazları da saymıştık. İşte bunlar masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, yol bilgisayarları, artık evlerimizde kullanmış olduğumuz akıllı makinalardaki beyin dediğimiz sistemler, robotik sistemler, bütün bunların hepsini bilgisayar sistemi içerisinde değerlendirebileceğimizi söylemiştik. Ve bilgisayarın bir sistem olduğunu söyledik. En önemli nokta burası. Biz bilgisayarı değerlendirirken bir cihaz noktasında değil, bir sistem noktasında değerlendireceğiz. Ve giriş, işlem, çıkış döngüsüyle çalışan ve veri işleyen, bilgi işleyen sistemleri bilgisayar sistemi olarak adlandıracağız. Şimdi bu dersimizde bilgisayarla ilgili temel kavramlardan sonra bilgisayarla ilgili birimler nelerdir? Bilgisayarın yapısını oluşturan iki temel unsur var. Donanım nedir? Yazılım nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Ve programlamaya yavaş yavaş giriş yapacağız. Programlama nedir? Programlama dilleri nelerdir? Bunlar üzerinde duracağız arkadaşlar. Programlamayla ilgili temel bir takım kavramlar var. Bu kavramlardan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bilgisayarın birimleriyle başlayalım. Biz en son bilgisayarın ne olduğunu, ne olmadığını size anlatmıştık. Şimdi bilgisayar denilen sistemi oluşturan iki tane temel bileşen var. Bunu biz kendi yaşamımızla, kendi bedenimizle eşleştirecek olursak arkadaşlar, bir fiziksel bedenimiz, bir de ona can veren canımız ya da işte adına ruh dersiniz, başka şey dersiniz. Ama bize canlılık kazandıran bir şey daha var. Yani bizim canlılığımızı devam ettirmemizi sağlayan bir şey daha var. Öldüğümüzde geriye bir ceset kalıyor ve artık yaşamsal faaliyetlerimizi yitirmiş oluyoruz. Bilgisayar sistemi de bu şekilde. Bilgisayarın bir fiziksel kısmı var. Bir de o fiziksel kısmı yöneten, onu yönlendiren, ona hareket kazandıran, işlevsellik kazandıran bir sanal kısmı var. Yani yazılım adını verdiğimiz ikinci bir bileşeni var. Şimdi biz bu bilgisayar birimlerini inceleyeceğiz. Bilgisayar arkadaşlar temel olarak donanım ve yazılım olarak iki kısımda incelenir. Donanım bilgisayarı oluşturan tüm fiziksel parçalardır. Yani giriş birimleri, çıkış birimleri, işlem birimleri diye tabir ettiğimiz işte klavyesinden mouse'una, ekranından kasasına, kasanın içerisindeki anakartından işlemcisine kadar bütün tüm fiziksel unsurlar, yani bir bilgisayar sistemini oluşturan donanımsal olarak ne varsa, fiziksel olarak ne varsa hepsini biz donanım olarak adlandırıyoruz. Temel bir takım donanım unsurları var. Biraz sonra onlardan da bahsedeceğiz. Yani bir bilgisayar sistemini oluşturan temel donanım unsurları var. Onlardan da bahsedeceğiz. Yazılım nedir dediğimizde, yazılım arkadaşlar bilgisayarın canıdır, ruhudur. Bilgisayara işlevsellik kazandıran, bilgisayarın çalışmasını sağlayan, bilgisayarı yöneten, bilgisayarın donanımlarına can kazandıran, onları çalışır hale getiren, onlara komutlar göndererek onların iş yapmasını sağlayan sanal tüm komutlar bütününe biz yazılım adını veriyoruz. Birçok direktif gerekir bilgisayar sistemini çalışır hale getirmek için. Bilgisayarın başlat tuşuna, yani power tuşuna, güç tuşuna bastığınız andan itibaren, yani bilgisayar enerji almaya başladığı andan itibaren sinyal akışı, elektrik akışı bilgisayar üzerinde oluşmaya başlar. Nasıl bizim kan akışımız sürekli olarak bir döngüsel yapı içerisinde vücudumuzda dönüyorsa arkadaşlar, elektriksel sinyaller de sürekli olarak bilgisayar üzerinde dolaşır ve bilgisayarın çalışmasını sağlar, bilgisayarın işlevlerini yerine getirebilmesini sağlar.
Bunun yapılabilmesi için sürekli olarak bilgisayara bir takım direktifler gönderilmesi gerekir. İşte o direktiflerin hepsine, bu komutların, bu çalışmayı sağlayan komutların hepsine biz yazılım adını veriyoruz arkadaşlar. Bunun da kısımları var. Bunları da inceleyeceğiz. Şimdi biraz donanımdan konuşalım arkadaşlar. Donanım bilgisayarı oluşturan tüm fiziksel parçalar olarak biraz önce tanımını yaptık. Şimdi bilgisayarı oluşturan fiziksel parçalar nelerdir? Donanımlar nelerdir? Bunu bir inceleyeceğiz. Şimdi bu noktada şunu söylemek lazım. Bilgisayar sistemleri 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen aynı donanımsal altyapıya sahiptirler. Sistem giriş işlem çıkış döngüsüyle çalıştığına göre hepsinde giriş birimleri, hepsinde işlem birimleri ve hepsinde çıkış birimleri mevcuttur. Yani bu temel çalışma prensibi tüm bilgisayar sistemleri için geçerli. Yani bir yol bilgisayarının da giriş işlem çıkış birimleri vardır. Bir PC'nin de giriş işlem çıkış birimleri vardır. Sizin cebinizde taşıdığınız akıllı telefonlarında bir giriş işlem çıkış birimleri mutlaka mevcuttur. Yani bizim bir önceki dersimizde hatırlayacaksanız eğer mikro bilgisayarın blok diyagramıyla göstermiş olduğumuz yapı tüm bilgisayar sistemleri için geçerlidir. Daha doğrusu bilgisayarın temel çalışma ilkesidir bu ve sistem ne olursa olsun, cihaz ne olursa olsun bilgisayar sisteminin temel çalışma ilkesinde bir değişiklik olmaz arkadaşlar. Yani yapısal olarak hepsi birbirinin aynı bir sistemsel yapıya sahiptir. Şimdi biz PC bazlı düşünecek olursak, yani bir standart bir bilgisayar üzerinde ne gibi donanımlar var? İsterseniz ona bir bakalım. PC bazlı düşündüğümüzde arkadaşlar bilgisayarı oluşturan temel donanımların başında mikro işlemci geliyor. Mikro işlemci olmazsa olmazımız bizim. Tüm bilgisayar sistemlerinin hepsinin mikro işlemcisi olmak zorundadır. Çünkü beynimiz burası. İşleri yapacak olan, gelen komutları değerlendirip verilen direktifleri yerine getirecek olan donanım CPU'muzdur. Yani mikro işlemcimizdir. Mikro işlemci sistemin olmazsa olmaz donanımı. İkinci olarak tabii ki anakart arkadaşlar. Sinir sistemine ihtiyacımız var. Bir önceki dersimizden hatırlarsınız yine. Anakartı sinir sistemimizle eşleştirmiştik. Anakart bizim sinir sistemimizdir. Bütün sinyallerin üzerinden aktığı, tüm verilerin gerekli yerlere iletiminin gerçekleştirildiği temel donanımlardan bir tanesidir anakartımız. Anakart sistemin tüm sinyal akışını düzenleyen donanım olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer donanımımız arkadaşlar tabii ki beynimiz varsa belleğimiz olmak zorunda. Üzerinde düşündüğümüz bilgileri getirip üzerinde çalıştığımız bir alana ihtiyacımız var. İşte orası RAM bellektir. RAM bellek de yine tüm bilgisayar sistemlerinde olmazsa olmaz donanımdır diyebiliriz arkadaşlar. Yani bu söylediklerim, bu saydığım donanımların hemen hemen tamamına yakını tüm bilgisayar sistemleri için ortaktır. Bir takım değişiklikler gösterebilir. Onları yeri geldiğinde söyleyeceğim. Bir diğer arkadaşlar donanımımız ekran kartı. Ekran kartı da görüntü bazlı çalışan tüm bilgisayar sistemleri için elde edilen sonuçların, verilerin bir görüntü olarak, ekran çıktısı olarak verilmesini sağlayan donanımdır. Ekran kartı mikro işlemcinin üretmiş olduğu dijital sinyalleri arkadaşlar analog sinyallere dönüştürür. Yani monitörde görüntü oluşturabilecek olan voltajları oluşturan, gelen sinyallere göre oluşumunu sağlayan ve gerekli piksellerin aydınlatılmasını sağlayan kart ekran kartıdır. Yani hangi piksel aydınlatılacak, hangi renkle aydınlatılacak, bununla ilgili voltajsal bilgi yani elektriksel bilgi ekran kartı tarafından üretilir ve ilgili donanıma yani ekran kartına, ekrana, monitöre gönderilir arkadaşlar. Ses kartının da yine ekran kartına benzer bir görevi var ama biraz daha basittir ses kartının görevi. Ses kartı da mikro işlemcinin üretmiş olduğu ses sinyallerinin hoparlör tarafından sese dönüştürülebilecek voltaja dönüştürülmesini sağlar. Yani mikro işlemcinin ürettiği bilgi her zaman dijital bilgidir arkadaşlar. Yani 0 ve 1'lerden oluşur. 0 1 dışında bir veri üretmez arkadaşlar mikro işlemci. Ancak çevre birimleri,
Bilgisayarımızın giriş ve çıkış birimleri her zaman dijital olarak çalışmayabilir. Analog sistemler, hoparlör örneğin, ekran örneğin, yazıcı örneğin analog cihazlardır ve analog sinyal gerektirirler. Yani elektriksel sinyal gerektirirler. O zaman bizim bu dijital sinyalleri analog sinyallere dönüştürmemiz gerekiyor. Ekran kartı nasıl görüntü sinyallerini analog sinyallere dönüştürüyorsa ses kartı da ses sinyallerini analog sinyallere dönüştüren cihazdır. Bilgisayarda bazı bilgilerin mutlaka kalıcı olarak depo edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani biraz sonra yazılımı anlatırken de söyleyeceğiz. İşletim sistemi örneğin bilgisayarın olmazsa olmaz yazılımıdır ve mutlaka bir yerde bilgisayarın bir yerinde bulunmak zorundadır. Yani kalıcı bir bellek üzerinde tutulmak zorundadır. İşletim sistemi olmadan sistemin bir anlamı yok zaten. Sistemin çalışmasını sağlayan şey işletim sistemi. Her sistemin mutlaka kendine ait irili ufaklı bir işletim sistemi mutlaka vardır arkadaşlar ve bu da bir yardımcı bellek birimi üzerindedir. Sistemin büyüklüğüne, sistemin kapasitesine, sistemin yaptığı işe bağlı olarak yardımcı bellek birimi bazen bir ROM sistem, bazen bir mikrodalga sistem olabilir. Bazen bir fiziksel sistem olabilir. Hard diskte olduğu gibi, CD DVD'de olduğu gibi bir manyetik sistem olabilir. Flash diskte olduğu gibi arkadaşlar bir manyetik sistemde bir yardımcı bellek birimi depolama alanı olabilir. Kasa bu donanımlara özellikle işlem birimlerini bir arada tutan, onların düzenli bir şekilde durmasını ve montajını sağlayan, dış etkilerden etkilenmesini engelleyen ve onların belli bir sıcaklıkta tutulmasını sağlayan donanımdır diyebiliriz arkadaşlar. Kasa bir kılıftır sonuç itibariyle. İşlem birimlerinin bulunduğu işte anakart, işlemci, ses kartı, ekran kartı gibi işlem birimlerinin bir arada tutulup korunmasını sağlayan donanımdır. Kasanın bir özelliği de arkadaşlar güç sağlıyor olması. Aslında kasa ve güç kaynağı birbirinden farklı donanımlardır ama piyasada hiçbir zaman biz bunları ayrı ayrı satın almıyoruz ve ayrı ayrı kullanmıyoruz. Ancak bozulduğunda, arızalandığında, değiştirmek istediğimizde bunları birbirinden ayırıyoruz. Piyasada da kasa ve güç kaynağı birlikte bulunurlar. O yüzden biz güç kaynağını da kasanın içerisinde değerlendiriyoruz. Kasanın bir görevi de bu anlamıyla söyleyecek olursak sistemin ihtiyaç duyduğu anakartın işlemcinin çalışabilmesi için gerekli olan elektriksel sinyalleri sağlayan. Tabii ki bunu nasıl sağlayacak? Şehir ceyranını bilgisayarın içeride ihtiyaç duyduğu çeşitli DC voltajlara dönüştürerek. Yani bir adaptasyonla, bir adaptör görevi görecek. Yani aslına bakarsanız sizin cep telefonunuzu şarj etmiş olduğunuz şarj aletlerinden farklı bir görevi yok arkadaşlar. Ama tabii ki daha komplike bir sistem. Sizin cep telefonlarınız 5 voltla şarj oluyorsa bilgisayarımızın içerisinde birçok farklı voltaj kullanılıyor. 5 voltlar, 12 voltlar, 18 voltlar, 30 voltlar gibi farklı voltaj değerlerine ihtiyacımız var farklı donanımlarda. O nedenle daha kapsamlı bir adaptördür diyebiliriz arkadaşlar güç kaynağı için. Evet, bizim temel çıkış donanımlarımızdan bir tanesi monitör arkadaşlar. Ekran temel çıkış donanımlarımızdan bir tanesi. Klavye temel giriş donanımımız olarak söyleyebiliriz. Bizim en temel bilgisayarın hemen hemen ilk kullanılmaya başlandığı dönemlerden bu yana bilgisayarın hayatında var olan temel donanımdır diyebiliriz arkadaşlar klavye için. Ve artık günümüzde de vazgeçilmezi olan fare yine bilgisayarımızın temel donanımlarından bir tanesi. Şimdi bunlar temel olarak bir PC'de, laptopta, kısmen tablette bu donanımların hepsini aynen bu şekliyle sayabiliriz. Fakat bazı sistemlerde, bazı bilgisayar sistemlerinde giriş ve çıkış donanımları bazen farklılık gösterebilir. Ama işlem birimleri arkadaşlar, bilgisayarın işlem birimleri genellikle değişiklik göstermez. Yani mikro işlemci, anakart, RAM bellek, ekran kartı gibi donanımlar neredeyse tüm bilgisayar sistemlerinde sabittir. Yani evinizdeki akıllı çamaşır makinesinin beyninde de bir anakart, bir işlemci, bir RAM bellek
bir sabit disk, sabit disk demeyelim, kalıcı depolama alanı yani bir yardımcı bellek birimi mutlaka bulunur arkadaşlar. Klavyesi onun ekranı dokunmatik, genellikle dokunmatiktir ya da tuşlar yardımıyla girişler yapılır. Klavye yerine böyle bir giriş sistemi kullanılabilir. Çıkış bir ekranı yok sonuç itibariyle. Yani daha doğrusu ekranı var ama çıkış ekranın kendisi değil. Ekran aslında bir giriş aygıtı görevini görüyor. Çıkış nedir? Çıkış sistemin mekanik unsurlarıdır arkadaşlar. Yani makinenin çalışması, bilgisayar kontrolüyle makinenin çalışması, çamaşırları yıkaması bu bilgisayar sisteminin çıkışını oluşturur. Bir endüstriyel robot düşünelim. Bir robot kol düşünün arkadaşlar. Robot kola bir takım komutlar geliyor. Girişler geliyor sonuç itibariyle. Ve robot kol bir bilgisayar sistemi tarafından yönlendiriliyor. Yani robot kol hareket ediyor. Bir parçayı alıyor, bir yere koyuyor veya bir parçayı alıyor, işte bir başka yere monte ediyor. Puntoluyor, lehimliyor. Bir sürü iş yapabilir robot kollarla. Artık endüstride çok yaygın şekilde bir takım işlemler yapıyoruz. Burada çıkış ne oluyor? İşte o robot kolun hareketi oluyor arkadaşlar. Robot kolun hareketi bizim çıkışımızı oluşturuyor. Yani giriş ve çıkış bilgisayar sistemlerine göre değişiklik gösterebilir. Mesela bir yol bilgisayarını düşünecek olursak aracımızın içerisinde birçok yerde işte tekerlerinden benzin deposuna motorunun içerisindeki parçalara kadar birçok sensör, algılayıcı bulunur ve bu algılayıcılar bilgisayar sistemine sinyal gönderirler ki bunlar bizim girişlerimizi oluşturur. Yol bilgisayarı da bununla ilgili gerekli işlemleri yaparak size bunu bir uyarı olarak döndürebilir ya da son dönemde aracınızı kontrol de edebilir. Yani sizin mesela hatalı sollama yapmanızı engelleyebilir ya da siz dalgınlaştığınızda uyku haliniz olduğunda sizi uyarabilir. Hatta işte titreterek direksiyonu veya koltuğunuzu titreterek sizi uyanık hale getirebilir. Bunlar da yol bilgisayarının çıkışlarıdır arkadaşlar. Hatta otonom sistemlerde aracın tamamen hareketini sağlayan da bilgisayar sistemidir. Orada aracı hareket ettirmek artık bilgisayarın çıkışı olan şey bilgisayarın şey aracın hareket etmesidir arkadaşlar. Evet, donanımla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi yazılımı inceleyelim. Bilgisayar sistemini oluşturan sanal dünya arkadaşlar. Bu elle tutulabilir bir şey değil. Yani bir somut unsuru yok. Tamamen soyut komutlardan, direktiflerden oluşan bir dünya. Bilgisayarın nasıl çalışacağını, işlemi nasıl yapacağını, girişlerin neler olacağını, o girişlerle ilgili neler yapılması gerektiğini, sonucun nereye nasıl gönderileceğini tarif etme işidir yazılım dediğimiz şey. Tüm fiziksel birimler yazılımlar tarafından yönetilir. Bir donanımın çalışması, bir donanımın işlevsellik kazanması, o donanımın iş yapması tamamen gelen komutlara bağlıdır. İşte biz bu gelen komutların tamamına yazılım adını veriyoruz arkadaşlar. Yani bilgisayarı yöneten sistem yazılım sistemidir. Yani bilgisayarın canıdır. Ona işlevsellik kazandıran unsur yazılımdır arkadaşlar. Yazılımın bir takım sınıfları var arkadaşlar. Yazılımın bir takım sınıfları var. Biz 3 ana grupta inceliyoruz yazılımları. İlk grup işletim sistemleri grubu çok önemlidir. Bizim geçen ders ve bu ders bahsetmiş olduğumuz tüm bilgisayar sistemleri, irili ufaklı aklımıza gelen saydığımız tüm bilgisayar sistemlerinin mutlaka bir işletim sistemi olmak zorundadır arkadaşlar. Yani ister yol bilgisayarı olsun, ister bir çamaşır makinesinin beyni olsun, ister bir mobil telefon olsun, ister tablet olsun, ister laptop olsun, ister bir masaüstü bilgisayar olsun, hepsinin mutlaka bir işletim sistemi olmak zorundadır arkadaşlar. Bizim şu anda PC'lerimizde kullanmış olduğumuz Windows 10, Linux, Pardus, Macintosh makinelerde kullanılan MacOS, tabletlerde ve mobil telefonlarda kullanılan Android sistem, yine Apple telefonlarda kullanılan iOS işletim sistemi, bunların hepsi birer işletim sistemidir ve kullanıldığı sisteme göre arkadaşlar, kullanıldığı sisteme göre
her bir sistemin, bilgisayar sisteminin mutlaka bir işletim sistemi olmak zorundadır. İkinci grup arkadaşlar uygulama yazılımları. Bu doğrudan bilgisayar kullanıcısını ilgilendiren, bilgisayar kullanıcısını hitap eden ve bilgisayar kullanıcısı tarafından kullanılıp istediği işlemleri yaptığı uygulamaların hepsine biz uygulama programları diyoruz. Uygulama programı bilgisayarda spesifik bir işi yapmak için, yani belirli bir işi yapmak üzere tasarlanmış olan programdır. Uygulama programı bilgisayarda belirli bir işi yapmak üzere tasarlanmış olan programdır. Yani bilgisayardan yazı yazmak istiyorsunuz, Word programını kullanırsınız. Elektronik tablolama yapmak istiyorsunuz, Excel programı kullanırsınız. Ne bileyim çizim yapmak istiyorsunuz, AutoCAD kullanırsınız. Müzik dinlemek istiyorsunuz, Media Player kullanırsınız. İşte internette gezinmek istiyorsunuz, Google Chrome, Opera, Internet Explorer ve benzeri yazılımlardan yararlanırsınız. Yani bilgisayarda belli bir işi yapmak üzere dizayn edilmiş tüm programlar bir uygulama yazılımıdır. Üçüncü grup arkadaşlar programlama dilleri ki bizi asıl ilgilendiren grup burası. Programlama dilleri bizim bu yukarıda saydığımız iki grubun tasarlanması, kodlanması ve hayata geçirilmesi için gerekli olan programlardır. Biz sonuçta işletim sistemini de uygulama yazılımlarını da belli programlar kullanarak yapıyoruz. Yani bu komutlar da bir bilgisayar yazılımı tarafından bilgisayarda oluşturuluyor, düzenleniyor, sıralanıyor, derleniyor ve bir uygulama yazılımı ya da bir işletim sistemi ortaya çıkmış oluyor. Bunun için de bir program kullanıyoruz. İşte bu programlara biz programlama dilleri diyoruz. Yani işletim sistemlerinin ve uygulama yazılımlarının tasarlanması, dizayn edilmesi ve kodlanması için kullanılan bilgisayar komutlarının düzenlendiği yazılımlara programlama dilleri diyoruz arkadaşlar. Programming language. Birçok farklı programlama dili var. Programlama dilleri de yine belli disiplinler içerisinde çeşitli sınıflarda değerlendiriliyor. Bunlardan da yine bu derste bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi programlama nedir? Programlama nedir? Programlama ile ilgili bir takım temel kavramlar var. Bunlardan bahsedeceğiz. Programlama nedir? Programlama demek arkadaşlar bir işi bilgisayara yaptırmak için gerekli olan kodların belirli sıralar doğrultusunda bilgisayara gönderilmesi işidir. Yani aslına bakarsanız programlama demek bilgisayara bir işi nasıl yapacağını tarif etmek demektir. Bilgisayara bir işi nasıl yapacağını tarif etmek demektir. Yani siz işte bilgisayarda yazıların nasıl düzenleneceğini bir program aracılığıyla eğer tasarlarsanız bir program üretmiş olursunuz. Yani işte koyu nasıl yazılacak, italik nasıl yazılacak, sola nasıl hizalanacak, sağa nasıl hizalanacak, büyüklüğü nasıl ayarlanacak gibi bütün düzenlemeleri siz eğer bilgisayara hangi kodlarla yapması gerektiğini ve hangi sıralamayla yapması gerektiğini bildirirseniz program yazmış olursunuz. Bir işin bilgisayara nasıl yapılacağını tarif etme işidir. Programlama dediğimiz şey budur. Yani bir işin bilgisayara nasıl yapılacağını öğretme işidir arkadaşlar. Bir nevi programlama kavramını bu şekilde tanımlanabilir. Komut nedir? Programı oluşturmak üzere yazılan tüm direktiflere biz komut diyoruz. Programı oluşturmak için yazılan tüm direktiflere komut diyoruz. Yani bir program yazacaksınız. Örneğin iki sayının toplamını yaptıracaksınız. Ne yapmanız lazım? Sayıları önce girmeniz lazım. İşte birinci sayıyı gir. Sayıyı oku, ikinci sayıyı gir, sayıyı oku, bu sayıları topla, elde ettiğin sonucu ekrana yaz diyebilmek için bakın bir sürü komut söyledim. Veriyi oku bir komuttur. Veriyi ekrana yaz bir komuttur. Verileri topla bir komuttur. Yani programı oluşturan her direktif bir komut olarak adlandırılır arkadaşlar. Programlama dili nedir? Bu komutları kodlamak için kullanılan yazılım ortamlarına da biz programlama dilleri diyoruz. Bu komutların kodlanabilmesi için kullandığımız editör de diyoruz biz buna. Yazılım ortamlarına programlama dilleri diyoruz arkadaşlar ya da programlama editörleri diyoruz. Programlama dilleri her tür program için yani uygulama yazılımı,
işletim sistemi gibi her türlü programın yazımı için gerekli editörlerdir. Bunların da çeşitli türleri var. Bunlardan da bahsedeceğiz arkadaşlar. Programcı kimdir? Programcı da bir programlama dili kullanarak program tasarlayan kişidir. Bu komutların sıralanması, bu komutların gerekli sırayla bilgisayara gönderilmesi, düzenlenmesi, tasarlanması, dizayn edilmesi, arayüzlerinin hazırlanması programcının işidir arkadaşlar. Bir programı dizayn eden ve kodlayan kişiye biz programcı diyoruz. Sizler de işte bu programlamanın temel unsurlarını bu dersle öğrenmeye başlamış olacaksınız. Bir program nasıl çalışır arkadaşlar? Programların çalışma prensibi nedir? Programcı tarafından yazılan kaynak kod, derleyici veya yorumlayıcı adı verilen programlama dili komutlarını makine diline çeviren ara yazılımlar tarafından bilgisayarın makine diline çevrilir. Yani ne demek istiyoruz? Şimdi bir takım direktifler veriyorsunuz arkadaşlar. Siz bir sürü komut söylüyorsunuz. İşte read diyorsunuz, işte klavyeden veri okuyorsunuz. Write diyorsunuz, ekrana yaz diyorsunuz. Artı diyorsunuz, topla diyorsunuz. Integer diyorsunuz, bu tam sayı olsun. İşte double diyorsunuz, bu ondalıklı sayı olsun. String diyorsunuz, bu işte bir kelime olsun diye direktifler gönderiyorsunuz bilgisayara. Ama bunları kendi dilinizde gönderiyorsunuz. Yani artı sizin dilinizde bir kavram. İşte write sizin dilinizde bir kavram. Read sizin dilinizde bir kavram. Int sizin dilinizde bir kavram. Yani bunlar insan dilinde kavramlar. Bunun bilgisayar tarafından anlaşılabilmesi için bilgisayarın konuştuğu dile bunların dönüştürülmesi gerekiyor. Yani nasıl siz bir İngilizce, eğer İngilizce bilmiyorsanız, bir tercüman yardımıyla anlaşacaksanız eğer, yani sizin söylediğinizi İngilizce'ye çevirecek bir tercümana ihtiyaç varsa, aynı şekilde sizin yazdığınız programların makine diline de çevrilmesi gerekiyor. İşte o çevirme işini yapan ara programlar var. Editörlerin içerisinde yer alır bunlar genellikle arkadaşlar. Biz bunlara derleyici, compiler adını veriyoruz. Derleyiciler ve yorumlayıcılar. Bu derleyiciler ve yorumlayıcılar sizin yazmış olduğunuz, kendi dilinizde yazmış olduğunuz ya da programlama dilinin dilinde yazmış olduğunuz kodların, komutların makine dili kodlarına, komutlarına dönüştürülmesini sağlar. Makine diline dönüştürülen kodlar artık 0 ve 1'lerden oluşan mikro kodlardır. Bunlara biz mikro kodlar diyoruz. Verilen komutlar artık mikro işlemci tarafından işlenebilir sinyallerdir. Bunlar mikro işlemciye iletilir. Mikro işlemci gelen komutlar doğrultusunda işlemleri gerçekleştirir ve sonuçları yine anakart aracılığıyla gerekli birimlere iletir. Burada artık sonuç neyse, ekranda görüntüyse görüntü, ses, yazıysa yazı ya da bir cihazın kontrolü ise kontrol gerçekleşmiş olur. İşte bu programlama dilleri kullanılarak diğer tüm yazılımlar tasarlanır ve üretilir arkadaşlar. Şimdi gelelim programlama dillerinin türlerine. Biz programlama dillerini incelerken iki ana kategoriyi söyleyebiliriz bununla ilgili arkadaşlar. Seviyelerine göre programlama dillerinden bahsedebiliyoruz. Neye göre seviye? Seviye arkadaşlar makine diline yakın olmasına ya da kullanıcı diline, yani insan diline yakın olmasına göre seviyelendiriyoruz. İnsan diline yakın olan dillere biz yüksek seviyeli diller, makine diline yakın olan dillere de, yani 0 ve 1'lere daha çok yakın olan dillere de düşük seviyeli diller diyoruz. Bir de arada kalan diller var arkadaşlar. Yani ne yüksek seviyeli kadar, günlük konuşma dili kadar basit değil, ne de düşük seviyeli diller kadar tamamen 0 ve 1'lerden oluşmuyor. Bu dillere de orta seviyeli diller diyoruz. Yani 3 tane kategori var bu anlamıyla. Eğer seviyelerine göre düşünecek olursak 3 kategoriden bahsediyoruz. Yüksek seviyeli, orta seviyeli ve düşük seviyeli. Basic, Pascal, Delphi, C Sharp, Visual Basic gibi diller arkadaşlar yüksek seviyeli dillerdir. Bunlar anlaşılması kolay, kodlanması kolay programlardır. Ama makine diline biraz uzaktırlar. O yüzden compiler'ları biraz zordur ve fazla yer kaplarlar ve yavaş çalışırlar arkadaşlar. Nispeten, tabii diğer dillere nispeten biraz daha yavaş çalışırlar. Bir de arada kalan diller var dedik. C dilleri örneğin, C türevi diller genellikle C, C++, Ada, Python gibi diller arkadaşlar orta seviyeli dillerdir.
Bunların yazımı biraz daha zordur. İçerisinde operatörler yönünden zengindir. O yüzden programcının işi biraz daha zordur orta seviyeli dillerde, ama daha hızlı compile edildikleri için ve daha az yer kapladıkları için daha hızlı çalışırlar yüksek seviyeli dillere göre. Düşük seviyeli dillerse doğrudan makine dilinin kendisi ve makine dili kullanılarak oluşturmuş olan assembly dili arkadaşlar düşük seviyeli dilleri oluşturuyor. İkinci düşüneceğimiz nokta, düşünebileceğimiz nokta çalıştığımız platforma göre programlama dilleri sınıflandırılabilir. Özellikle arkadaşlar son gelmiş olduğumuz noktada programlama artık masaüstü programcılıktan çok daha geniş bir alana hitap etmeye başladı. Birçok farklı sistem, biraz önce de söylediğimiz gibi, bir önceki dersimizde de söylediğimiz gibi artık programlamanın bir sürü farklı unsuru var. Bu anlamıyla da çalıştığınız platforma göre de programlama dilleri sınıflandırılabilir. Masaüstü programlama, yani PC bazda çalıştığımız ya da bilgisayar sistemi üzerinde çalıştığımız programlar var. Masaüstü programlama diyoruz buna. İnternet üzerinde çalışan programlar var. İnternet programlama diyoruz buna. Mobil sistemler üzerinde çalışan programlar var. Yani akıllı telefonlar üzerinde çalışan programlar var. Bunlara da mobil programlama diyoruz. Daha önce söylediğimiz işte çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, mikrodalga fırın gibi, bunlara da gömülü sistem programlama diyoruz. Bir de robotik sistemler var. Buna da endüstriyel programlama diyoruz. CNC tezgahlarının programlanması yine bir endüstriyel programlama olarak düşünülebilir. Bu şekilde de programlama dilleri sınıflandırılabilir arkadaşlar. Evet, dersimizin sonuna geldik. Bir pekiştirme yapalım bu anlamıyla arkadaşlar. Bir bilgilerimizi baştan bir tazeleyelim soru cevapla. İlk sorumuz programlama nedir? Neydi programlama, hatırlayalım. Bir işi bilgisayara yaptırmak ancak belirli kodların belirli bir sıra doğrultusunda kullanılmasıyla olanaklıdır. Programlama bu kodların sıralanmasını ve düzenlenmesini ve belli bir disiplin içerisinde bilgisayar ortamına aktarılması işine denir arkadaşlar. Programlama dediğimiz şey budur. Yani komutların bilgisayar ortamına, bilgisayarın anlayabileceği dille aktarılması işine programlama diyoruz biz. Komut nedir dediğimiz zaman, programı oluşturmak üzere yazılan tüm direktiflere, komut demişiz burada, direktiflere komut adını veriyoruz. Evet, programlama dillerinin seviyelerini neye göre belirlenir? Az önce söyledik arkadaşlar, makine diline yakın oluşuna ya da günlük konuşma diline, insan diline yakın oluşuna göre belirlenir. İnsan diline yakın olanlar yüksek seviyeli, makine diline yakın olanlar düşük seviyeli, arada kalan diller de orta seviyeli olarak sınıflandırılır demiştik. Şimdi bir araştırma konusu arkadaşlar belirledik ve bir problem. Bunları yine forum üzerinden paylaşırsanız arkadaşlar hepimiz için yararlı olacağını düşünüyorum. Programlama dillerinin gelişimi nasıl olmuştur? Bilgisayarın icadından bu yana programlamanın serüveni nasıldır? Bir araştırma konusu arkadaşlar. Bir bakalım neler olmuş, bir inceleyelim ve forumda birbirimizle paylaşalım. Programlama alanında ilk aklınıza gelen kişi ve kurum arkadaşlar nedir, kimdir? Hangi kurum aklınıza geliyor? Bunu forum üzerinde paylaşmanızı istiyoruz. Bakalım hangi kurum ya da hangi kişi daha popüler? Bunu da burada görmüş olacağız bir anlamıyla. Evet, ne yaptık arkadaşlar? Programlama nedir üzerinde durduk. Programlamanın mantığı, program geliştirme kavramının incelenmesi ve programlama dillerini inceledik. Programlama dillerini nasıl sınıflandırıyoruz? Buna baktık. Yine farklı kaynaklardan yararlanarak arkadaşlar daha derin bilgi edinebilirsiniz. Evet, dersimizi burada sonlandırıyoruz. Sorularınız ve paylaşmak istediğiniz şeyler için forumu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.